Bugün 4 hafta 5 günlüğüm ve dün gece ilk defa mide bulantısıyla uyandım. Gecenin köründe tuvalete koşmak zorunda kaldım, kusmadım. Geri döndüm, böyle kalp reflü gibi, kalp yanması gibi bir hisle uyudum. Bugün de sabahtan beri böyle midem bulanıyor gibi ama şöyle, yani belli kokulara ve yemeklere böyle yüzüm ekşiyor, midem ekşiyor. Kusacağımı sanmıyorum ama kesinlikle böyle bir mide bulantısı halindeyim. 4 hafta 5. gün. Bir haşhaş tanesi büyüklüğünde bebek bebişko. Günlük yürüyüşümdeyim. Maskem üstümde. Burada kimse yok genelde, onun için yürüyebiliyorum. Günde yarım saat kadar yürüyorum. Sonra enerjim bitiyor. Sweetie, your hair is just ridiculously long. My wife won't cut it. I'll cut it today. Yes, sweetie, Şu aralar yiyebildiğim tek şey böyle sade kraker, biraz yeşil soğanlı krem peynir. Yoksa midem çok bulanıyor. 5 hafta 3. gün. Sıcak şu su şişem var. Bulmuyorum. Çok halsizim bugün ve bayağı da midem bulunuyor. Her gün böyle oluyor mu? Bugün biraz böyle. 6 hafta bir günlüğüm. İnanılmaz midem bulanıyor sabahtan akşama kadar. Kocam çok güzel zencefilli buzlu çay yaptı. Gerçekten çok lezzetli. Arkada da nakış setleri. Vakit nasıl geçer mide bulanırken diye araştırmalardayım. Bugün güzel kalktım. Midem bulanmıyor yani, çok az, çok azıcık ama yani hissettirmiyor. Kahvaltımı ediyorum. Bugün ilk virtual görüşmem var. Yani telefon üzerinden doktorla görüşeceğim. Hoş geldin canım. Hoş geldiniz. Midem bulanmasını geçtim, çünkü başım dönüyor. Kalkınca böyle başım dönüyor çok. Araştırdım çünkü damarlarım büyüyormuş, genişliyormuş. Damarlar hani bebeğe daha çok kan gitsin diye. Ama bu da benim beynime kan gitmesini yavaşlatabilip başımı döndürebiliyormuş. Kimse söylemiyor bunları ya bize. Of. Midem hala çok bulanıyor ve deliler gibi böyle Türk yemekleri çekiyor canım. Zeytinyağlı var. Ege mutfağı. Korkunç midem bulandığı için arkadaşım Leyla bana inanılmaz şeyler yollamış. Pink Stork diye. Yani ay çok da Millennial Bump'a benziyor logosu. Pembe leylek. Bunun içinde hem bu çay, bunlar şekerler. İçinde B6 vitamini var. O iyi geliyor. Benim doktorum da söyledi. Günde 3 kere 25 miligram alabilirsin demişti. Bunun bir tanesinin içinde 15 miligram var. Bir de zencefil var. O da yardım ediyor. Mango da koymuşlar. Çok lezzetli. Ah, çok sevindim. Evet, yarın 8 haftalığım. Hani haftalardan sonra lens takıp biraz kendime geldim. Yani o korkunç dağılmış gözlüklü halimden eser yok şimdi diyeceğim ama var yani. Büyük eser var. Bugün çok önemli bir toplantım vardı. Onun için yani yapmak zorundaydım bunları. Ama zorlanıyorum. Şu anda midem böyle bulanıyor. Çünkü kocam yemek almaya gitti ve biliyorum ki biraz sonra kıtır kıtır bir sandviçle gelecek. Ve onun heyecanı ile mide bulantımı bastırıyorum gibi. 7-24 midem bulanıyor. 7-24. Yani böyle molasız. Şöyle 5 dakika rahat, belki 5 dakika 10 dakika rahatlıyorum ve sonra tekrar başlıyor. Türkiye'deki kadın doğum doktoruma dün artık şey bir şekilde bitmiş bir şekilde mesaj attım. Dün çok kötü bir gün geçirdim yani, sabahtan akşama kadar midem bulandı. Bir koltuktan öbür koltuğa süründüm. İşte o da bana tekrardan tavsiyelerde bulundu, işte yağlı şeyler yeme, salçalı şeyler yeme. Hep böyle kıtır kıtır sade krakerlerle ağzına at, mide bulantını engellesin. İşte yemek yerken su içme, yemek suyu yemek aralarında ufak ufak iç, böyle bir bardağı tamamen içme. Bunlar işe yarıyor aslında ama şu an en çok zorlandığım şey, mesela acıkıyorum ama evdeki hiçbir şey yemek istemiyorum. Mesela canım tamamen başka bir şey çekiyor ve o şeyi yapmak imkansız. Şimdi kardeşim geliyor Perşembe günü ve o şeyi yapmak imkanlı olacak. Çünkü Ecem 15-20 dakikada mantı falan yapan bir kız. Onun için çok heyecanlıyım. Kocam çok çalışıyor bu konuda. Yani sürekli bana bir şeyler pişirmek,
pişirmeye çalışıyor ama yani canımın ne istediği veya o an midem bulantımı neyin geçireceğini bilmek, önceden bilmek imkansız. Neyse şu an böyle keyfim biraz daha yerinde şu an. 20 dakika sonra farklı olabilir. Ama 2 haftadır, 2 hafta önce pazartesi başladı, bugün yine pazartesi. Yani 3. haftanın ilk günündeyiz. Midem bulanıyor. Sabahtan akşama kadar bulanıyor. Kardeşimin gelmesi ve sevincim, onun sevinciyle düzelir belki. Zaten onun gelmesi de biraz daha bitecek gibi. Doktorum dedi ki işte 12. haftadan sonra bitiyor genellikle bu mide bulantısı. Ben böyle azalmasını bekliyorum ama yok anam azalmıyor. Olsun. Bir koltuktan öbür koltuğa. Şu an beni böyle mutlu eden değil de yani beni üzmeyen bir şey. Pandeminin ortasındayız ve evden çalışıyoruz. Ve ben hakikaten rahat şortumla bluzumla çalışabiliyorum evden. Ki artık kardeşim çok biliyorsunuz kardeşimle bir şirketim var. O daha çok ele aldı şu an işleri. Ben işte COVID haberciliğine devam etmeye çalışıyorum. Yapabildiğim kadar, bakabildiğim kadar. Ki o da moralimi bozuyor aslında. Çok yapmamaya da çalışıyorum. Yani şu anda şeyi düşünemiyorum. Hani o eski şehir hayatını yaşarken bu mide bulantısıyla yaşayabilir miydim bilmiyorum. Belki de dikkatimi dağıtan çok şey olacağı için daha az hissederdim. Biraz da annem onu diyor. Hani evdesin ve yapacak hiçbir şey yok ve kimse yok. Hiçbir şey yok derken hani iş var ama hani böyle bir aktivite yok yani dışarı çıkamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Ondan daha çok hissediyorsundur diyor. Haklı olabilir. Zaten dışarı çıksam da 10 dakika yürüyorum, nefes nefese kalıyorum. Kalbim öyle hızlı atıyor, geri geliyorum, uyuyorum falan. Hani yani ilk trimester dediğimiz bu ilk trimestre dönemi inanılmaz geçiyor. Ay ikinciyi ipe çekiyorum. Hiç olmazsa bebişko sağlıklı. İlk ultrasonum 9. hafta sonunda, yani önümüzdeki hafta mı artık? 2 hafta sonra pazartesi günü ilk ultrasonum var. Çok heyecanlıyım. Kalp atışını duyacağız. Cinsiyetini öğreneceğim. Kan testini yaptıracağım. Genetik bir takım işte şeylere de bakacaklar. Genetik bir test aynı zamanda. Onların hepsini açıklayacağım. Onların hepsini videosunu çekeceğim. Ama şu anda yani 6. haftadan beri inanılmaz bir mide bulantısı. Şey istiyorum, böyle mide bulantım geçince böyle spor yapmak istiyorum, böyle işime sarılmak istiyorum, videolar böyle o kadar çok şey yapmak istiyorum, aklımda o kadar çok proje var ve yapamamak insana böyle çok fena hissettiriyor. Bir de kara kara şunu düşünüyorum ya, ben şimdi ikinci çocuk da istiyorum. Mesela evde bebek varken, evde küçük çocuk varken bu mide bulantısını nasıl yaparım ikinciye? Bu kadınlar nasıl yapıyor? Valla kadınlar inanılmaz, diyecek bir şey bulamıyorum. İnanılmaz varlıklar demek zorundayım yani. Merhaba. 8 hafta 3 günlüğüm bugün. Ve dün böyle öğleden sonra 2'den beri bu öğlene kadar yani 24 saatlik süre neredeyse midem bulanmadı kadar az bulandı diyebilirim. Ve çok mutluyum bu konuda. Çünkü böyle 3 haftadır yataktayım, koltuktayım. Her saniye midem bulanıyor. Ne yesem midem bulanıyor, hiçbir şey fayda etmiyor, her şeyi denedim. Böyle dedim herhalde böyle bitecek bu iş yani. 12. haftaya kadar saç baş durumdayım. Ama bugün çok az midem bulandı, bulanmadı gibi. Bir yemek yiyince geçti, böyle değişik şey var, yanma var böyle. Sanki yanıyorum gibi azıcık ama o bulantımdan eser kalmadı. Bu da çok çok heyecanlı bir durum benim için. Böyle ilk defa kendim gibi hissediyorum. Böyle daha çok işime yoğunlaşabiliyorum. Bir sürü yapmam gereken şey var. Yani haftalardır böyle bir şey yapamamak veya böyle koltukta kalmak ve hareket edememek benim moralimi de çok bozuyordu. Şimdi inşallah demişlerdi yavaşça geçecek diye. İnşallah yavaşça geçtiği dönemdeyim ve hani yarın geri gelmeyecek diye umuyorum. Gelirse de yapacak bir şey yok. Şu anda şey hissediyorum, böyle iyi olacak gibi hissediyorum. Da canım böyle çok Türk yemekleri çekiyor. Burada yok Türk lokantası bulunduğumuz yerde. Ama Hint lokantası var. Şimdi ben böyle tavuklu, pilavlı falan yemekler sipariş ettim. Onları da gösteririm. Canım çok çekti. Kocam bir saat arabayla gitti yani çok uzaktan. Biz burada biraz biliyorsunuz Cape Cod'a geldik. Massachusetts'teyim artık. Aslında birkaç ay için gelmiştik ama şimdi hamile olunca ben uçmayacağız. Büyük ihtimalle bütün sene buradayız. Yani Los Angeles'tan uzak bir sene geçireceğim ve senelerdir yaşamak istemediğim kışı hamile bir şekilde yaşayacağım. Hadi bakalım hayırlı olsun. Ama yani durum iyiye gidiyor gibi. Bulantım azaldı gibi. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Bakın öyle heyecan ve enerji içindeyim yani. İnşallah
bulantım geri gelmez diye düşünüyorum. Ondan sonra cığıma 17 Ağustos'ta ilk doktor randevum var. Ultrasonumu yapacağız. Ve NIPT diye bir test var. Non-invasive prenatal screening. Yani amniyosentez gibi, yani şey, bebeğe hiçbir şekilde gelmeden, bebeğe hiçbir şey yapmadan sadece benim kanımı alarak bebekte bir takım genetik bozukluklar var mı Allah korusun, ona bakacaklar. Çünkü bebeğin hücreleri benim kanımda da dolaştığı için, bu yani bence mucizevi bir şey nasıl oluyorsa, sadece benim kanımı alarak ve genetik test yaparak işte bir takım Down sindromu gibi kromozomal hastalıklar var mı bakıyorlar. Bununla beraber bebeğin cinsiyetini de öğrenmiş olacağız. Testin sonucu 7 ila 10 gün içinde çıkıyor. Covid'den dolayı biraz daha geç olabilir belki ama yani ay sonuna kadar bebeğimin cinsiyetini de öğrenmiş olacağım. Artık cinsiyete göre hazırlanabileceğim. Çok heyecanlıyım. Bana diyorlar işte, öğrenecek misin, istiyor musun? Evet, yani hazırlık yapmak istiyorum. Böyle bir şeyler almak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Hazırlanmak istiyorum. Cinsiyete göre hazırlanmak istiyorum. Bir de şöyle düşünüyorum. Erkekse hani ne yapacağım bilmiyorum gibi hissediyorum. Çünkü hani kızsa sanki ay nasıl yetişeceğimi biliyorum falan gibi düşünüyorum. Hani hani ben de kızdım, işte kız kardeşim var, işte o kız arkadaşlarım var hani. Ama erkek deyince bir erkek nasıl yetiştirilir falan. Çok bir şey farklı olacağını sanmıyorum ama böyle daha kendimi böyle bir biraz okumam lazım gibi hissediyorum. Zaten aldığım kitaplarımı da mide bulantısından bırak, kitaba hiçbir şey yapamıyordum yani. Şimdi kitaplarımı da okuyabileceğim. Evet, bu testi yaptıracağız. Onun da zaten hepsini çekeceğim kameraya. Telefona. Öyle yani bizde işler. Üstündeki kocaman eşofman üstü ama bakarsak şöyle bir, şurada böyle bir şişkinlik var. Çok bana ait olmayan bir şişkinlik. Yani bebek dedi, bebek o kadar büyük değil. Bebek şu an küçücük bir yaban mersini kadar ama işte rahmin genişlemesi, o ilk şişkinlik. Çok daha şiştim de şimdi biraz daha dengelendi gibi. Öyle yani. Ev halim. Ev çalışma halim. Görüşmek üzere. Merhaba. Bugün 30. doğum günüm. Midem hafif hafif bulanıyor ama keyfim çok yerinde. Kız kardeşim burada. Bana yemekler yapıyor. Bugün mantı yapacak. Heyecandan bayılabilirim. Çikolata yemişim galiba. Sabah pankekleri götürdük, çikolatalı. Perşembe günü ilk ultrasonum var. Pazartesi de ertelendi. Heyecanla bekliyorum. Karede nasıl ayıracağız? Şey. Bıçakla. Ya şöyle. Çok da böyle küçücük yaparsak şey oluyor. Tüm günün gidiyor yani. Ben sonra bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı. Oy. It's a birthday meal, girl. This is what I've been wanting. İmkansız bir gün. 10 hafta 3 gün bittim. Bütün gün yataktaydım. Bütün gün kendime gelemedim. Yani ne yapsam geçmedi benim bu anısa. Neyse, doktorum 2 haftaya geçecek dedi ama her an midem bulunuyor. Wow, that looks dead to me. We should get bags. Explain the graph. This is my scientific study. Uh-huh. It's an ABAB case study. Okay. With Naz's stomach and nausea on the y-axis and time on the x-axis. Yes. And as you can see, the scale ranges between bad, poopy but okay, and good. I haven't been good in a long time. It's been a while. Yeah, it's been a while. Poopy but okay. You mostly usually how I feel. That's true. Yeah. Poopy but okay. Okay. Those are your highs. Your highs are in between good and poopy but okay. Okay. That's as good as it gets. Yeah. And most of the time you're poopy but okay dipping into bad. Especially the last few days here. Last week was hell. Yeah. Now you can see that. But you can see here there's treatment administrations with vitamin B pills. And if those are administered about 24 hours prior. We see a jump in Naz's stomach. Wow, this is very scientifically accurate. I can't, you can't really
You can't really argue with science. You can't argue with. Look at the graph. I mean, the graph shows it all. What are you gonna do? Disagree with the graph, Naz? No, I won't. You can't do that. That's okay. Impossible. Thank you, sweetie. This is very helpful. You're welcome. I'm submitting it for publication at the Journal of Tummy Studies. Poopy, but okay. Evet arkadaşlar, tuvalet taburesi de almış bulunmaktayım. Bakın kimler yürüyor. Bugün tam 11 haftalık hamileyim. 11. haftam yani bugün başladı. Ve 2 gündür kendimi böyle iyi hissediyorum. Yani midem bulanmıyor. Dün çok az bulandı. Böyle bir 2 saat böyle bir yatmam gerekti. Ama sonra bayağı çalıştım falan. Kendimi iyi hissediyorum. Böyle evin içinde yapmak istediğim şeyler vardı. Onları yapabiliyorum. Ve şimdi dedim ki hava da böyle artık biraz sonbahara, bakın kazaklar falan bağladı. Havalar böyle doğanın içindeyiz. Onun için çok heyecanlıyım. İlk defa yürüyorum şimdi, nefes nefese kaldım ama. Nefes nefese kalmamın nedeni diyaframımın böyle biraz gevşemesi. Çünkü relaksin diye bir hormon var. Hamilelikte böyle pelvik, bu pelvis kemiklerimizi falan, oradaki eklemleri biraz yumuşatıyor ki hani bebeğe yer açılsın diye. Ama aynı zamanda diğer eklemlerimizi de etkileyebiliyor. Ve diyaframımızı da etkiliyor. Onun için hiçbir şey yapmadan böyle nefes nefese kalabiliyoruz. Hatta çok komik. Doktorum bana doktorum muhteşem bu arada. Her şeyi o kadar detaylı anlatıyor ki. Tam şeyi anlattı böyle. Bir hormon var. İşte hamilelikte eklemlerimizi gevşetiyor. Ben dedim relaksin mi? Kadın böyle kahkaha attı. Ha bu kadar senedir işte doktorlara, hemşirelere de baktım. İlk defa sen bildin falan. Dedim yani doktoramız var bizim de hamilelik üzerine, ama tabii doktor yapmakla yaşamanın arasında dağlar kadar fark olduğunu midemin her bulandığı saniye hissettim. Evet, yürüyüşüme devam ediyorum. Hepinize öpüyorum. 11. hafta. Woohoo. Evet, 2 gün üst üste yürüyüş yapıyorum. İnanamıyorum. Dün yürüyüşten sonra birkaç saat iyiydim. Sonra varım dım dım. Yine yatak, döşek, mide bulantıları. Hamilelik yastığım geldi. İnanılmaz rahat. Bu sabah eşimle diyorduk ki şehir hayatını özledik. Hani burası çok güzel ama hani insan gerçekten bir Starbucks'a gidip bir şey almayı falan özlüyor. Dedi, kocam dedi, burada var bir Starbucks. Çıldırdım, hadi gidelim Starbucks'a. Kahve içmiyorum. Çok nadir aldım. Chai tea latte aldım. Zaten biliyorum sadece kimyasal dolu içi. Ama delirmemek için arada bir ufak kimyasallar olabilir. Zaten bundan sonra şeye karar verdim. Evde kendi chai tea latte'mi kendim yapmaya karar verdim. Ama bu şu an iyi geldi bana. Yani böyle medeniyetten bir parça gibi. Eski hayatımdan bir ufak nokta. Artık içindeki şekerden herhalde bir de enerji patlaması yaşadım. Yine nefes nefese yürüyüşe çıkmaya karar verdim. Ve böyle bakalım günün devamı bize neler gösterecek. Hepinizi öpüyorum. Bugün 11 hafta bir gün. Let's see. Do you want to narrate what's happening? My husband's opening my pregnancy pillow. Oh, it's gonna be big. Yeah, we don't know the gender yet. I just like pink. I think it's weird to get a pillow based on the gender of your baby. Oh, it's gonna get all big. Wrap it around me. Sweetie, you're getting lost in it. Oh, that's so funny. Okay, do you want to put it around me? I'm too excited for this. Yeah. Put it around me. Okay, so it goes between my legs. Like between my, yeah. Mm-hmm. And then, oh my God. No. This goes under? Mm-hmm. Yeah.
Oh, that's amazing. Wow, you look very cozy. It's my new husband. No, that's not. Come on. Come on. It's my new cuddle buddy. That's not fair. Thank you, sweetie. Welcome, honey. Yürüyüşümün üçüncü günündeyim. Hava çok güzel. Oh, çok mutluyum buralara çıkıp yürüyebildiğim için. 11 hafta 2 gün. Yanlışsa yazarım. Selam. Günlük yürüyüşlerimden bir tanesinde yine beraberiz. Bugün 11 hafta 6 günlüğüm. Yine nefes nefes. Bu videolar hep ben böyle nefes nefeseyken olacak galiba. Yapacak bir şey yok. Diyaframımız, diyaframımız da ne dedi doktorum? Wobbly. Yani böyle oynak. Biraz eskisi kadar şekilli değil. Ondan nefes nefese kalıyorum. Evet, bir sürü haberim var. Öncelikle dün bu erken yaptırdığımız genetik testin sonucu geldi. Dün doktorum aradı. Test sonuçlarım iyi geldi. Allah'a şükür. Bir genetik bozukluk şu anda yok. Cinsiyetini de öğrendik. Ama onu ayrı bir şekilde size haber vereceğim. Çok heyecanlıyız. Tabii ilk iş bütün kız arkadaşlarımla konuşup nereden bebek elbiseleri, kıyafetleri alınıyor. Hemen ilk alışverişimi yaptım. Çok heyecanlı. Ondan sonra bulantım geçti gibi. Bu sabah çok azıcık vardı. Bir 5-10 dakika bekledim, biraz yürüdüm, geçti. Daha çok yorgunluğum var. Ama o korkunç mide bulantılı halim yok. Böyle garip mide asidi problemim olabiliyor. Ama dediğim gibi yani bu yürüyüşe çıkmam bile benim için bir mucize. İlk 3 ay çünkü zorlandım bu konuda. Ama şimdi bitti gibi. Onun için de çok heyecanlıyım. Her gün yeni bir şey öğreniyorum hamilelik hakkında. Çok hoşuma gidiyor. Öğrendikçe sizlerle paylaşıyorum. Ama galiba bundan sonraki videomu yürürken yapmayacağım. Fenalaştıysanız kusura bakmayın. Ay, nefes nefese kaldım. Hadi ben yürüyüşüme gittim. Hoşçakalın. Cheers. İki hafta, iki gün. Gidecek diye beklerken gitmedi. Bugün 13 haftayım ve uykusuz ve mide bulantılı bir gün geçiriyorum. Maalesef. Biteceğine ümit ederken yine zor bir gün. Bugün çarşamba, en son pazartesi günü kendimi çok iyi hissediyordum. Bu güzel bir gündü yani. Bütün gün çalıştım, böyle bir sürü iş yaptım. Gün çok zordu çünkü bir gece önce hiç uyuyamadım. Dün gece de yine hep her gece tuvalete kalkıyorum. Ondan sonra da geri uyuyamıyorum. Ben böyle günler geçiriyorum. Selam. Bugün 13 hafta 4 günlüğüm ve son 3 gündür çok az midem bulandı. İlk defa bu kadar uzun süre midem bulanmadı sanki. Sabah kalktım yine böyle bulanıyor ama bir şeyler yiyince geçiyor. Yani bugün bütün gün aktiftim, bir sürü iş hallettim. Annem geliyor bugün. Şimdi Reed annemi havalandır almaya gitti ki teşkilatımızı görmeniz lazım. Yani inanılmaz komik. Alright, Reed's going to pick up my mom from Boston Logan. But here's what we did. Can you see the film? We stretch filmed. Actually, wait, maybe this is better. Yep, stretch filmed the entire. Like a cab driver. Oh my god, I'm gonna take. Yani 2020'nin bizi düşürdüğü haller. Ben gitmedim çünkü yine de böyle bir risk var. Sonra annem biraz karantinada kalacak. Kendine burada bir ev tuttu ve ben bu eve yerleşeceğim galiba. Bu ev bile değil, bu şeyi, deposu. Bu kadar büyük bahçesi var, ev bu. Ve ben bildiğiniz buraya biraz yerleşeyim diyorum yani, neden olmasın. Dışarıdan çalışmaya devam edeyim. Hava çok güzel. Ben 6 senedir Los Angeles'ta yaşadığım için mevsimleri yaşamadım 6 senedir denebilir. Hani kışları annemi ziyarete gidiyordum, babamı görmeye gidiyordum falan. O zaman hani böyle kış yaşıyoruz veya işte tatile gidiyorsun falan, farklı mevsim. Ama ilk defa böyle sonbahar
hani üniversite yıllarımı hatırlatıyor. Çünkü en son üniversitedeyken hani böyle mevsimleri yaşıyordum. Onun için böyle çok hoşuma gitti buradaki sonbahar. Burada şehrin dışında olmak da benim çok hoşuma gitmeye başladı. Buralara taşınırsam şaşırmayın, elimi eteğimi çekersem şehirlerden. Şimdi 10 dakika hamilelik egzersizlerimi yapacağım. Çok gülesim geliyor çünkü hem arkadaşım hem iş ortağım olan Cemre hamileliğin ilk gününden beri günde böyle 2 saat yürüyor, 5 saat pilates yapıyor falan, böyle sportif. Diyorum Cemre nasıl hareket ediyorsun? Ben yani mide bulantısından ve yorgunluktan ayağa kalkamıyorum. Onun için yavaş yavaş başlıyorum. Hazır şimdi böyle mide bulantım geçmeye başlamışken. Bu pelvik taban fizik tedavi uzmanı biliyorsunuz Alison'la çalışıyorum, size gösterdim. Sadece bir seans yaptık ama onun verdiği egzersizleri yapmaya başladım. Benim için bir video çekti 10 dakikalık. Şimdi daha çok egzersiz değil de böyle güçlendirici böyle hafif hareketler, esneme hareketleri gibi. Onun da videosunu çekerim. Şu an buraya getirmedim tripodumu falan ama başka bir zaman çekerim. Beni burada dışarıda meditasyon yaparken bulabilirsiniz. Umarım mide bulantılarım bitmiştir diye düşünüyorum. Bitmediyse de size söylemeyeceğim, artık moral bozmak istemiyorum ama şu an durum iyi. Kendinize iyi bakın.